Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Erken seçim kararı ve ittifaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayırlı uğurlu olsun milletimize. İnşallah Rabbim en hayırlı yöne çevirir. İnşallah Kur'an'a, sünnete, Kur'an ve sünnet mücadelesine, vatan ve millet mücadelesine hayırlı bir yönetim seçilir. İnşallah hayır olur. Şey güzeldi, bir arkadaş göndermiş bana. Fatih göndermişti galiba. Ercan burada mı? Gelmedi mi? Herhalde Mercan göndermişti. Böyle bir şey, ne o? Oy kullanmayın diye bir şey vardı. Ne o? Video vardı, evet. Ondan sonra her seçim döneminde böyle bir şey başlatıyorlar ya. Ondan sonra oy kullanmayın, oy kullanmayın diye. Ondan sonra hani demokrasi batıldır. İşte oy kullanmak mı diyor küfürdür. Seyreden var mı içinizde? Oy kullanmak haramdır diyor. Demokrasilerde oy kullanmak harammış. Oy kullanmak mı, demokrasilerde oy kullanmak mı? Ha, demokrasilerde oy kullanmak haramdır. Demokrasi adı altında oy kullanmak haramdır. Evet. Böyle enteresan şey var. Ne o? Bir video dolaştırıyorlar gene. Allah hayırlısını eylesin inşallah. Biz şeyde kalmışız. Ne o? Riya ile alakalı hadisler okuyormuşuz. İnşallah buradan birkaç hadis okuyacağım. Gelen sorulara da bakayım. Tevazu göstermede Hazreti Pir tevazu göstermede toprak gibi oluyor. Peki tevazu göstermek keramet midir? Tevazu sünnettir. Bir şey keramet diyebilmemiz için olağanüstü bir şey olması lazım. O yüzden sünnet-i seniye başlı başına kendi içerisinde keramettir zaten. Bir sünnet-i seniyeyi icra etmek, işlemek bu zamanda 100 şehit sevabı vardır. O yüzden tevazulu olmakta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin güzel ahlaklarından birisi. Hüzün kuyusundan Allah'a sığının. Ashab, ya Resulallah, hüzün kuyusu nedir dediler. Resul-i Ekrem, cehennemde bir vadidir. Cehennem bile günde 100 defa bundan Allah'a sığınır buyurdu. Ashab, ya Resulallah, buraya kim girecektir dedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, amelleri ile gösteriş yapan okuyucular girecektir dedi. Bu okuyucular işte hani bir yere çağırıyorlar bir Yasin oku veya bir yere çağırıyorlar bize Kur'an oku, bir yere çağırıyorlar bize Mevlüt oku falan, böyle işte bu tip insanlar var. Bir de okuyucular var. Cenazelere gidiyorlar. Bu onlardan değil. Allah muhafaza eylesin. Tabarani'nin rivayeti müthiş. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, cehennemde öyle bir dere var ki cehennem günde 400 defa onun şerrinden Allah'a sığınır. Burası riyakar hafızlar, gösteriş için sadaka verenler, gösteriş için hacca gidenler
ve gösteriş için Allah yoluna çıkanlar için hazırlanmıştır. Allah muhafaza eylesin. Amin. Riyakar hafızlar gösteriş için sadaka verenler, gösteriş için hacca gidenler, gösteriş için Allah yoluna çıkanlar. En önemlisi bu son nokta beni ve kardeşlerimi ilgilendiren bir şey. Allah yoluna çıkarken riya yapmak, gösteriş yapmaktan uzak durmak. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Ameli ile suma edene, yani başkasını duyurmayı kast edene. Biz işte bugün açları doyurduk. Ben günde kaç aç doyuruyorum biliyor musun? Ben kaç tane yetim bakıyorum biliyor musun? Ne kadar benim yardım ettiğimi biliyor musunuz? Filancaya da ben yardım ettim. Fişmancaya şöyle bir şey yaptım. Yaptığı ameli bir başkasına duyurmak. Bugün sabah namazını kıldıktan sonra amelini duyuruyor. Amelini duyuracak. Gece teheccühe kalktığımda amelini duyuracak. Ben her gece teheccühe kalkarım da bu gece teheccühe kalktığımda o harika. Her gece teheccühe kalkıyormuş. Bir amel işlediğinde amelini bir başkasına duyurmak. Bir başkasına anlatmak. Allah muhafaza eylesin. Ondan bahsediyor. Ameli ile sum'a edene. Allah-u Teala sum'a cezasını, riya edene de riya cezasını verir. Sum'a eden, yani amelini bir başkasına anlatana bunun cezasını, amelle riya yapana da riya cezasını verir. Allah muhafaza eylesin inşallah. Amin. Abdurrahman es-Sülemi Setrus Sofiye adlı eserinde ve Deylemi rivayetlerinde Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. İki şöhretten sakının. İki şöhretten sakının. Sufi ve derviş ve derviş kılığına girip kaba kumaş giyerek sufilerden görünmekten kıyamet günü şiddetli azap olacak olanı kendisinde hayır olmadığı halde insanlara kendisini hayırlı gösterilmedir. Bunlar ne yapıyorlar? Dış kıyafetleri sufi, derviş kıyafeti. Ama içleri sufi değil, içleri derviş değil. Dışı derviş, içi derviş değil. Dışı iyiymiş gibi görünüyor, içi kötü. Allah rahmet eylesin, Şeyh Efendi Hazretleri öyle derdi. Dışı yeşil türbe, içi estağfurullah tövbe derdi. O yüzden bizim yolumuzda, bizle beraber yol giden kardeşler böyle dışlarını dervişliğe çevirmeye çok özenmesinler. Asıl içlerini dervişliğe özendirecekler. İçleri derviş olacak. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi bize sakalı rüyada görmedikten sonra bıraktırmazdı. Ben birkaç sefer böyle yüksündüydüm. Sakal bırakayım diye böyle kendimce yüksünmek değil de işte böyle istediğim sakal bırakmak için hiç seslenmedi bana. Ondan sonra bir gün rüyamda sakalımı toplatıyorum böyle. Sakalım uzamış. Kendisine dedim rüyamda sakalımı toplatıyordum dedim. Şimdi bırak sakalını dedi. Sonra geldiğinde dedi, sohbetlerde de derdi.
sakal bırakınca bir kimse ağzından yalan çıkmayacak, yemin çıkmayacak, gıybet çıkmayacak, dedikodu çıkmayacak derdi. Bir kimse sakalını bıraktı mı, çünkü sakal o kimsenin kimliği olur. O bir İslam kimliğidir. Sarık İslam kimliğidir. Bakın İslam kimliği. O yüzden o kimse mesela diyelim ki dışarıda biz sarıkla dolaşmayız. Dışarıda haydari ile dolaşmayız. Bunlar sufi kimliğidir. Ola ki bir hata, bir kusur işlersen yola zarar verirsin. Sen kocaman sakalından bir kadına, bir kıza bakarsan yola zarar verirsin. Sırtındaki haydarıyla, kafandaki sarıkla bir yanlışlık yaparsan yola zarar verirsin. Biz nereye dervişiz biliyor musun? Dediğin an yola zarar verirsin. Biz de dervişiz. Hani bizden hata çıkmaz. Yola zarar verirsin. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yine Deylemi rivayet etmiş. Allah bütün riyakarlara cenneti haram kılmıştır. Allah riya yapanlara cenneti haram kılmıştır. Yine Deylemi rivayet etmiş. Gösteriş için sufi kılığına girenlerin şerrinden yeryüzü Allah'a sığınır. Onların şerrinden kurtulmak için yüksek sesle Allah'a yalvarır. Gösteriş için sufi kılığına girenlerin şerrinden yeryüzü Allah'a sığınır. Onların şerrinden kurtulmak için yüksek sesle Allah'a yalvarır. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yine İbn-i Mace rivayet ediyor. Nice oruç tutanlar var ki onlar için oruçlarında açlıktan başka bir şey yok. Nice gece ibadet edenler var ki kıyamlarında onlar için uykusuz kalmaktan başka bir kar yok. İmam Ahmed ve Tabarani. Onların da aynı şekilde rivayetleri var. Yine Deylevi rivayet etmiş. Cennetin güzel kokuları 500 yıllık mesafeden alınır. Ancak ahiret ameli ile dünyalık arayanlar bu kokuyu alamazlar. Ahiretlik ameli ile ne yapacak o kimse? Dünyalık aramayacak. Namaz kıldığını gösterip daha ucuz bir mal almayı hesaplamayacak. Ne bileyim, herhangi bir dünyalık metaya ulaşmak için ibadetini öne çıkarmayacak. Dünyaya kavuşmak için ibadetlerini o dünyaya ulaşmaya basamak etmeyecek. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yine Taberani Beyhaki ikisi rivayet etmişler. İnsanların gördüğü yerde namazını güzel kıldığı halde yalnız kalınca aynı şekilde güzel kılmayan kimsenin bu hareketi Rabbisine karşı yapılmaz bir ihanettir. İnsanların arasında namazı Tadil Erkan ile kıl, evde tek başına kalınca velattal namin, hemen anında çıtır 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 namazı kıl. Camide Tadil Erkan'a riayet et, yavaş hareket et, ama evde kalınca 5 dakikada Beşiktaş et. Allah muhafaza eylesin.
Hakim ve Tirmizi rivayet etmiş. Ümmetimde şirk, taş üzerinde yürüyen karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden dua ederekten onun ağzından sohbeti bitirelim. Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz günahlarda senden mağfiret diler. Bilmeyerek sana şirk koşmuşsak sana sığınır ve senden af dileriz. Amin. Ecmain. Allah razı olsun. Şeytanın aşık olmayışı cebri midir? Kim dedi ki şeytan aşık değil diye? Soru kimin? Kim dedi şeytan aşık değil diye? Bir yerden mi okudun? Okuduğun eseri hatırlıyor musun? Evet. Bu varlık aleminde ona aşık olmayan var mı? Var mı sorusu olan? İnsanın nefsinde bir şey falan geliyorsa bu hak mı? Yani mesela insan birine yardım ederken işte Allah için deyip o nefsine hoş geliyorsa bu da bir sıkıntı var mı? Sonuçta nefsin işi hak ve hakikate giden yolda bizim önümüze engel çıkarmak. O yüzden nefsimize ağır gelen muhakkak bir şeyler olur. Bu da imtihanın sırrı. Ne hayır hasenat doğru hak ve hakikate doğru yönelirken nefsimiz her daim herhangi bir meselede onunla başka bir yerde bu yerinde birisini çıkarır, birisinde başka bir şey çıkarır. Sıkıntı verir, haktır. İbadetlerde mesela ibadet olursa hoşuna gider mi? Yani gider. Seni ibadette alkışlayabilip cömertlikte canını sıkabilir. Veya namazda seni alkışlayıp oruçta canını sıkabilir. Olabilir. O hep oyun peşindedir. Burada Sufi Rahdin çocuğudur. O esnada o vakitte yapması gerekeni yapması gerekir. Nefis yapması gereken bir şeyi ya öteler ya reddeder. İkisinden biri. Burada o vakitte ne yapması gerekiyor? Bu vakitte derse gelmesi gerekiyor. Şimdi işte örneğin vakit ne? Ders vakti. Nefis buna engel çıkarır. Şeytanla beraber olur, birine oradan vurur. Evde hanımı yemeğe geç hazırlar. Bir oyuna yemekten uğraşıyordur, didişiyordur. Yemek yiyeceğim diye adam bekler. Hanımının üzerinden şeytanın didiştiğini görmez. Onu görecek, hanımına diyecek ki getir şuraya peynir, zeytin. Ben yiyeceğim, içeceğim. Beklemeyeceğim yemeği. Hanımına kızmayacak. Hanımına kızarsa o esnada yine kaybeder. Örnek. Veyahut da derse gelecek. Şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapayım. Nefis ve şeytan onu tehir ediyor.
ona doğruymuş gibi geliyor o söylediği, dediği şey. Oysa tehir ettiriyor nefis ona. Nefsin bu noktada türlü türlü hilesi, destesi, oyunu vardır. Şeytanla beraber oturur, sana söz geçiremezse senin etrafındaki bir kimseye söz geçirir. Oradan vurur seni. Sen dersin ki derse gideceğim, öbür taraftan dolaşır, babanla vurur, annenle vurur, eşinle vurur, çocuğunla vurur, kayınvalidenden vurur, kayınpederinden vurur, bir yerden vurur sana. Bu da her zaman için geçerli. Bu başka ibadet içinde de olur. Herkesin zayıf olduğu bir nokta vardır. Nefis, şeytan o zayıf olduğu noktadan onu tuş etmek ister. Onu tuş etmek istediğinden dolayı oradan vurur. Biz direkt bize vurmasa dahi etrafımızdan vurur. Yanı başımızdan vurur. Bir yerden vurur. Herkes için hak bu. Bu birinin o konudaki ya herkesi aynı noktadan vuracak, herkesi aynı daireden vuracak diye bir kaide yok. Herkese farklı noktadan vurur. Herkese farklı nefes verir. Herkese farklı bir tecelliyatta bürünür. Bu herkese aynı olmaz. Burada dervişi koruyacak olan, burada o Allah yolunda koşturacak olan kimseyi koruyacak olan tek felsefe, mantalite kendini disiplin etme açısından. Benim şu anda ne yapmam lazım? Bunu kendi kendine hesaba çekecek. Ve çünkü İslam'da bütün hayır, hasenetler, ibadetler vakte bağlıdır. Vakit önemlidir. Mesela işte yatsı namazının vakti girdi. Sen ondan önce namaz kılamazsın. Veya akşam namazının vakti çıkacak. Vakti geçirme. Veya oruç tutulacak. Orucun vakti var. Ayı belli, yılı belli, günü belli, saati belli, dakikası belli. Sen o vakte tabi ol. Veyahut da bir kimsenin günlük virdi var. Günlük virdinin vakti var. Sen o vakti kaçırmamaya gayret et. Veyahut da o esnada senin önüne bir şey geldi. Sen onu yapmakla mükellefsin. Ondan sorumlusun. O şey senden geçip gittikten sonra bir anlamı kalmayacak. Sen o vakti kolla. Hemen önüne geldi. Önüne gelen o meseleyi hallet. Vaktin çocuğusun sen. O amel de vaktin çocuğu. Çocuk dahi belli bir zamanda emiyor. Ne kadar? 2 yıl emecek örneğin. Onun vakti. Sen çocuğunu emzirmene bak. Vakte göre davran. O çocuk 4 yaşına gelince emmeyecek zaten. Sonra emzirseydim diye düşünmeyeceksin. O esnada vakit o vakitte. Veya bir kimse eline haç parası geçti mi? Geçti. Haç parası geçtiği anda hacca gidecek. Onun için vakit tamam oldu. Hac parası eline geçtiği halde hacca gitmezse Hristiyan ve Yahudi olarak ölmesinde bir beis yoktu. Hac parası eline geçtiği anda ona farz oldu. Sonra parayı kaybetti. Harcadı parayı. Gitti, kat aldı, yat aldı, araba aldı, bir şey aldı. Ondan sorumlu haçtan. Öldü. Öldü o kimse. Hadis-i şerif Hristiyan ve Yahudi olarak ölmesinde bir beis yoktur. Neden? Para eline geçtiği anda ona farz oldu çünkü hac. Para eline geçmediydi. Gidecek durumu noktası yok. İşte yol bulabilen hani gitsin demiş. Elinde para var. Ondan sonra yol bulamadı. Yol bulamadı. Yapacak bir şey yok. Ama yol var mı? Var. Yol bulabilen demiş. Ya ben erkek olarak söylüyorum. Yazıldı çıkmadı. Hani işçi vizesinden gidiyor millet çatır çatır. Yazıldım çıkmadı deme hakkın yok. Bak yazıldım çıkmadı deme hakkın yok. İşçi vizesi var mı? Var. Gidiliyor mu? Gidiliyor.
Vaktin çocuğu. Vakit geçti. Ramazan geçti. Ramazan'da oruç tutacaktı. Ramazan girdi. Ramazan girdi. Ramazan'da orucu tutmadı. Lanet olsun o kimseye. Hadise bak. Lanet olsun o kimseye. Ramazan ayı gelir, biter, af olmamıştır. Lanet olsun o kimseye. Annesi babasının yaşlılığına yetişmiştir de af olmamıştır. Lanet olsun o kimseye. Benim adım anılır da orada salatu selam getirilmez. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bak vakti geçti. Oruç geldi. Bitti Ramazan ayı. Af olmazsa diyor, lanet olsun o kimseye. Yani vaktinde Ramazan ayında sağlığın yerindeyse orucunu tut. Lanet olsun o kimseye. Annen babanın yaşlılığına denk geldin mi? Evet. Annenin babanın bakımına ihtiyacı var mı? Evet. Erkek evlat mısın? Evet. Annene babana bakmakla mükellefsin. Annen baban vefat etti. Senin yaşlılığına rastladığın halde sen onların duasını almadıysan, onlarla, onların bakımıyla ilgilenmediysen, helallığını almadıysan yandı çiketen evlat. Lanet olsun diyor. Allah'ın lanetiyle dolaşıyor ortalıkta. Allah muhafaza eylesin. Amin. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Kolay bir şey değil bu. Hani meşhur ya, ashabtan birisi son nefesini veremiyor böyle. Rivayet ederler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine söylerler. Koşa koşa gider o. Bakar son nefeste. Annesi nerede der. Derler ki Medine'nin dışarısında. Kenar mahallesinde yaşıyor. Gider annesini bulur. Der ki oğluna hakkını helal et. O da der ki etmem. Neden? O der eşinin sözüne bakaraktan benimle hiç ilgilenmedi. Eşinin sözüne baktı, eşinden korktu, eşinden çekindi, eşinin ağzına baktı, benimle hiç ilgilenmedi. Hiç ilgilenmedi. O yüzden hakkım helal değil. Bir rivayette ateş yaktırdı diyor. Böyle bir çarşafın içerisine koydurdu, hasta sahabeyi ateşin içine atacak. Ben ümmetimin diyor şeyde ne o? Mahşerde yanmasına gözüm içim dayanmaz. Burada yansın diyor. O zaman annesi diyor ki ben evladıma kıyamam. Hakkım helal olsun diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyor, ölüyor. Lanetlik iş. Şimdi erkekler bunu duyunca eşlerine benim anneme bakmakla mükellefsin demesin. Buradan bunu çıkarmasınlar. Yok. Erkeklere farz. Annesine babasına bakacak. Sufiler bundan kıypıttırmayacaklar. Bakmakla mükellefler. Anneye itaat olmaz. Anneye bakılır. Babaya itaat da Kur'an ve sünnet dairesinde. Makulde de itaat var. Makul olmayan da itaat yoktur. Bir kimsenin babası makul bir şey söylüyorsa ona itaat edilir. Öbür türlü edilmez. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bunun gibi sufi vaktin çocuğudur. O ibadet o esnada geçerli. Anne baba öldü, bitti. Gömdün, bitti. Neye bakacaksın? Bakacak bir şey yok artık. İlgilenecek bir şey yok. Bende ne ana var ne baba var şimdi. Var mı ilgilenecek bir şey? Yok.
Baba gittiğinde 16 yaşındaydım. Ya annemin normalde yaşlılığına, sağlığına yetiştik hamdolsun. Hadi bak şimdi babana, annene. Yok. Vaktinle. Ve Allah rahmet eylesin Şeyh Efendi vefat etti gitti. Hadi ameliyat olsun, hasta olsun da yanında dur hadi. Hadi bir yere gidecek arkasından koş. Yok bitti. Vaktinde. Vaktin çocuğu. Vaktin o vakit. İbadet o esnada. O vakti kaçırmazsa nefisle mücadelede en büyük şey budur. Ölçü budur. Sen o esnada yapman gerekeni yapmaktır nefisle mücadele. Nefis de cihat odur. O esnada yapman gereken ne? Sinirlendin, o esnada tam tokat vuracaksın. O esnada nefsinle mücadele edeceksin. Elini indirmesini bileceksin. Diyeceksin ki bu benim eşim, vurmayayım. Diyeceksin ki bu benim çocuğum, vurmayayım. Alışmasınlar. O esnada. Sinirlendin, o esnada boğazını sıkacaksın o kimsenin. O esnada sakin ol. O esnada sakin ol. Efelik, kaba dayalı, öfkelendiğinde öfkene hakim olmaktır. Yiğitlik, öfkesine hakim olan insana yakışır. Yiğitlik. Öfkelendi, ağzından çıkanı kulağı duymuyor. 3 dakika sonra söylediğine pişman. Ya hakkını helal et, ben sinirlendim bunu söyledim. Ne anlamı kaldı yiğitliğinin? Hiçbir anlamı kalmadı. Ya hanım ya kusura bakma, ben sinirlendim sana bir laf söyledim. Nerede kaldı adamın senin? Nerede kaldı adamın? Veya çocuğuna tersten vurdun, işin kolay tarafı. 3 dakika sonra yani öyle değilmiş mesela. Nerede kaldı babalığın senin? Ya olmadı. Sakin ol, bekle. Öfkenin yut. Sakinleştir kendini. Kur'an ve sünnet ölçüsüne vur, dinle. Ondan sonra ne söylemen gerekiyorsa söyle, doğru olan o. Allah bizi affetsin inşallah. Amin. Şeker hastası bir kişi sıcaklarda uzun yaz günlerinde oruç tutamazsa, günlerin kısa olduğu kış aylarında oruç tutmasında bir sakınca var mıdır? Normalde bir kimse şeker hastasıysa, normalde oruca dayanamıyorsa, o kimse dayanamadığı günler var ise evet, kışın onları iade edebilir. Ama dayanamıyor. Ya şeker hastasının oruç tutması zaten doktorların hepsi de diyor tutmayın diyor. Bir kimse tutabiliyorsa tutacak. Tutamıyorsa, varsa mali durumu, diyetini verecek. Kışın tutabiliyorsa kışın tutmaya gayret edecek. Onu da tutamıyorsa varsa mali durumu, diyetini verecek. Bu sadece şeker hastası için değil, bütün hastalar için. Tansiyon hastası, kalbinde rahatsızlık var. Çok zayıf, gücü yetmiyor. Bunlar kendilerini zorlamayacaklar. Çünkü daha büyük sıkıntılara yol açabilirler. Yani bu böyle sıkıntı olabilir. Örneğin ben bazen kandil günleri tutmak dahi istemiyorum. Sebebi şu, yani gidiyor, kafa gidiyor şeyde, ne o? Akşamüstü iyice. Yani iftar ettikten sonra 2 saat sonra kendine geliyor. Ayakta duruyorsun, gözlerin açık ama gidiksin. Senin gidik olduğunu kimse bilmiyor. Sohbet, herkes sohbet bekliyor senden. Orada ayrı bir performans lazım. Toplanmış 1000 kişi, 2000 kişi.
Benim kafa, o kafa gidik. Ne yapacağım? He, o da güzel. Normalde mesela o kimse tutmasa da hakkı. Allah yesin inşallah. Amin. Kimin sorusu? Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz zayıf hadis yok dediğinizden bu soruyu söylüyorum. Şaban ayının 15'inden sonra oruç tutmayın diyor. Uyguluyorum. Başka hadis-i şerif de var. Şaban ayında en fazla orucu Şaban ayında tutardı diye. Recep'te 15'i geçtik. Recep'te 15'i geçseniz, Şaban'da da 15'i mümkünse geçseniz, yalnız Şaban ayında Ramazan'a gelirken son 2-3 gün tutmamış hiç. Bütün hadis-i şerifler bu noktada şey, Şaban'la Ramazan'ın arasını ayırt etmek. Pazartesi, perşembe tutanlar son 15 gün bırakmasınlar. Son 15 günde bırakmayacaklar, devam edecekler. Son Ramazan'a 2 gün kala, 3 gün kala orucu kesin. Ramazan'la Şaban'ın arası ayrılsın diye. Yani insanlar, bilmeyenler o zaman için hadis var, o yüzden biz hadise uyalım diye söylüyorum. O zaman için insanlar ne zaman Ramazan başlıyor belli değil. Aya göre hareket ediyorlar ya, yani ilan edecekler. Şaban'ın son 2-3 günü oruç tutmazlar, haber beklerler. Ayı gözetleyenlerden haber bekliyorlar. Hatta son bir gün, iki gün, yani Ramazan'a gelirken bir gün, iki gün mesela sahura kalkarlar, niyetlenmezler ama. Gün belli değil ya, mesela sabah saat 6'da davullar çalabilir Ramazan girdi diye. O yüzden Ramazan girdi diye sabah 6'da, 5'te, 7'de vakit girdi diyebilirler. Öyle olunca temkinli davranıyorlar. Yani geceden birkaç lokma bir şeyler yiyorlar, niyetlenmiyorlar, bekliyorlar. Davullar çalınca hemen herkes niyetleniyor. Ta bu ashab zamanından şey var, haberdar etme aletlerinden birisidir. Davul çalmak, sela okumak. Mesela bir haber ulaştırılacaksa davullar çalar, selalar okunur. Ha, herkes bilir, selalar okundu mu, İslam'da sela okundu mu önemli bir şey var. Yani cuma önemlidir, o yüzden önceden sela okunur. Cuma'ya hazırlık yapın. Bayram namazı önemlidir, sela okunur. Bayram namazına hazırlık yapın. Perşembe geceleri yatsı namazından önce sela okunur. Bugün perşembe gecesi, yatsıya gelin muhakkak. Bugün cuma gecesi yani. Sela okunur. Veyahut da gündüz aniden sela okunursa önemli bir haber var demektir. Müslümanlar hemen sela okunan yerlere toplanırlar. Sela okunan yerden ilanat edilir. Bir duyuru vardır orada. Bu öyleydi önceden. O yüzden mesela insanlar beklerler. Gece sahur yaparlar ama niyetlenmezler. Ola ki sabahleyin erkenden veya 6'da, 7'de birisi ayı gördüm derse o gün oruç farz oldu ya. O gün hemen herkes niyetlenir. Hatta bazı rivayetler vardır. İşte o gün bir şey yiyen o saatten sonra orucu tutar mesela. Böyle rivayetler vardır. Hadis kitaplarına baktığınızda mesela işte saat 5.30'da, 6'da bir şeyler yemiş içmiş ama selalar okunmuş, o kimse de niyetlenir oruca. Böyle hadisleri de okuyabilirsiniz. Veyahut da mesela işte aşure ile alakalı Yahudiler oruç tutunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sorar. Medine'de karşılaşıyor çünkü bu oruçla. Bunlar ne orucu tutuyorlar? Diyorlar ki Musa aleyhisselamın Firavun'dan kurtulduğu günü şükür amacıyla oruç tutuyorlar. Bu oruca biz layıkız diyor, onlardan fazla diyor. Hemen haber verin herkese diyor. Şimdi oruca niyetlensin, niyetlenmek isteyen. Yani yedi içti önemli değil. O esnada bütün ashab niyetleniyor o gün oruca. Aşure orucu dediğimiz o oruca o gün hemen anında niyetleniyorlar.
Buna biz daha layıkız diyor. Böyle uygulamalar var. Tabi bu uygulamalar o esnada bir yeni bir ibadetle alakalı. Yani ibadet yeni. Mesela aşure orucu yeni. Aşure orucu zaten oruç zaten farz değil Mekke'de. Medine'ye hicret ettiklerinde de henüz daha farz değil. Medine'ye hicret edildiğinde de oruç henüz farz değil. Oruç farz olmazdan önce Medine-i Münevvere'de aşure orucu tutulurdu. Henüz daha oruç farz değildi. Oruç farz kılındıktan sonra zaten aşure orucuyla alakalı serbest bıraktı. Bundan sonra isteyen aşure orucu tutsun, isteyen tutmasın dedi. O yüzden Şaban ayıyla alakalı normalde Hazreti Ayşe annemizin rivayeti çünkü. Biz hiç iftar etmeyecek zannederdik diyor şeyde Şaban ayında. O kadar çok çok tutardı. Ama son 2-3 gün kala tutmazdı. Bu rivayetler de var. O yüzden hani bir kimisi 3 aylar orucu diye niyetlenir ya. 3 aylar orucu niyetlenmesi yok mesela. Bir kimse Recep'i ne varsa örneğin borcu 66 gün tutacaksa 3 aylardan önce başlar. Yani 2 ay ondan öncesinde başlar. Ramazan'a gelirken birkaç gün ara vermesi lazım. Ramazan'a giderken birkaç gün ara vermek sünnet. Ara vermemek mekruh. Sünnete aykırı. Ben 3 aylar orucu tutuyorum. Ondan sonra işte hemen Şaban'dan Ramazan'a eklemek yok. Mekruh. Allah muhafaza eylesin. Amin. Fa'lem ennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La El-Fatiha ma salavat. Amin. Estağfurullah.